Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf arı yayınları atölyem kitabı. Aynı düzlemde bulunan üç doğrunun birbirine göre konumları durumlarıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle şu 3 doğrumuzun Birbirlerine göre durumlarını inceleyelim. Gençler, i̇şte ilk durumumuz 3 doğru birbirine paralel olabilir. Gördüğünüz gibi d doğrusu, e doğrusu ve f doğrusu paralel sembolüyle gösterilmiş birbirlerine paralel olabilirler. 3 doğru sevgili gençler ikişer ikişer kesişebilirler. d ile e, d ile e gençler burada kesiştim. Evet, buradan baktığımız zaman d ile f'nin kesiştiğini ve e ile f'nin kesişini görebiliyoruz. 3 doğru sevgili gençler bir noktada kesişebilirler. Evet örneğimizi görmüş olduk. 3 doğru gençler çakışık olabilir. Yani tam binmiş olabilirler. Evet burada. 3'ü çakışık demek. Evet, üst üste binmiş. Bütün noktaları aynı demektir gençler. İkisi çakışık. Biri diğerleri. Diğeri bu doğruları kesen doğrular olabilirler gençler. Evet. Gençler bakın bizim en önemli yer burası. Bu pozisyon. Çok önemli gençler. Burayı iyi anlayalım. Evet, paralel iki doğru bir doğru ile kesişebilir. Ve bizim aslında bunlarda gençler bütün evet, sorularımız bu iki paralel doğrudan bunu kesen doğrudan oluşacak gençler. Peki bilgilerimi şöyle büyüterek incelemek istiyorum. Biz burada gençler bu kurallara değişik isimler de vereceğiz. Evet, öncelikle ters açılara bakıyoruz. Burada gençler ters açılar yani zıt yönlü açılar demektir. Bakın burada B ile D ters açılardır. A ile C ters açılardır. B ile G ters açılardır. E ile de E ters açılardır. Ve bu ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Gel. İç ters açılar. Bakın gençler iç ters dediğimiz birbirine paralel olan et bu P doğrusu ile R doğrusunun içerisinde kalan açılara bakıyoruz. Yani D, C, E ve F'ye bakıyorum. Kalemi değiştirelim. Arkadaşlar hem içeride kalan açılarımız hem de ters yöne bakan açılar. Yani burada D ile D açısıyla F e açısı Gençler birbirinin ters iç ters açılardır. Ölçüleri birbirine eşittir. Aynı şekilde C ile E gençler bakın ters yönlere bakıyorlar. Yine ölçüleri birbirine eşittir diyorum. Sevgili gençler bunu tamamen temizleyelim. Burada iç ters açılarımızda hemen şöyle bir Z kuralından bahsedelim. Şöyle bir Z harfi çiziyorum gençler. Z harfinin içinde kalan açılarımız gençler birbirlerine eşittir diyoruz. İşte dıştan gençler ters açı Z kuralını çizelim. Bakın Z'yi şöyle bir açık şekilde düşünürseniz yine içinde kalan E ve C iç ters açılardır Z kuralından dolayı da ölçüleri birbirine eşittir diyoruz. Dış ters açılara bakalım gençler. Yine P ile R'nin dışında kalan yani buradaki AB G ve H'ye bakıyorum. Dışta ve birbirine ters yönde bakın. A ile H. E ile D. G açıları. Dış ters açılardır ve yine ölçüleri birbirine eşittir diyoruz. Bir sonraki kuralımız gençler. Yöndeş açılar. Aynı yöne bakın. Gençler mesela A ile E gençler. Bakın. Yöndeş açılardır ve ölçüler eşittir. B e ile B gençler aynı yöne bakıyorlar ve ölçüler eşittir. C ile E'nin aynı yöne baktığını görüyorum. Ölçüleri eşittir. Son olarak da C ile G'de yine yöndeş açılardır diyoruz. karşı durumlu açılar gençler. Bu kuralımız aslında diğer bir ismiyle o kuralı olarak bileceğiz. Gençler karşı durumlu açılar. Bakın burada şöyle bir U harfi çizdiğimi düşünelim. Burada D ile E'nin toplamı sevgili gençler 180 derecedir. Ve buradan da baktığımız zaman Böyle farklı bir kalemle gösterebiliriz. Yine U kuralı olarak görürsek C ile F'nin toplamının da evet bunlar karşı durumlu açılardır der. Ölçüler toplamı da 180 derece deriz gençler. Etkinliklerimize bakalım ve bu kuralları uygulamaya çalışalım. Evet gençler ilk sorumuzda aşağıda verilen şekillerde D ve E doğruların paralel olanları belirleyiniz. Gençler paralellik varsa yukarıdaki kurallardan bir tanesini görmemiz yeterli. Sevgili gençler şöyle görelim. Eğer bunlar birbirine paralelse öncelikle D, ye, D ye doğrusu buradaki açısını bulacağım. Buradaki açıya baktığımız zaman gençler şurası tamamı 180'di. Ben 180'den 66'yı çıkartırsam evet, 114 kalır derece ise bu açımızda bu açı yöndeş açıdır ve ölçüler gördüğünüz gibi birbirine eşit olduğu için Burada paralellikten bahsederiz. Gençler B'ye baktığımız zaman burada gençler yöndeş açı gibi gözüküyor ama 62 ile 69 72 derece ile 69 derece birbirine gençler eşit olmadığı için bunlar yöndeş açı olamazlar. Dolayısıyla paralelde olamazlar diyelim. İkinci sorumuzu biraz büyütelim. Aşağıda veren D ve E paralel doğrularına göre bilinmeyenlerin değerini istiyor kuralları uygulayacağım. İç ters açıdan yani diğer bir ifadeyle D kuralından gençler. İçeride kalan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Burası 75 derecedir. Buraya geldiğimiz zaman da burada gençler karşı durumlu açılarımız var. Yani diğer bir ifadeyle U kuralı var. U kuralında bu iki açının toplamı 180 olacaktı. E artı 120. 180 derece ise burada Y'nin değeri 60 derecedir. Buraya baktığımız zaman gençler. Öncelikle söyleyeyim, buradaki açımız tamamı 180'dir. 180'den artırsak buraya 80 derece kalır. 80 derece kaldıktan sonra bakın burada D kuralı gibi göreceğim. Z kuralında buranın da ne olması gerekir? 80 derece olması gerekir. 80'i daha güzel ve hatasız yazalım. T'ye baktığımız zaman gençler burayı e, şu yöndeş açıdan dolayı gençler. Bakın bu açıyı buraya taşımak istiyorum. Yani ben buraya yöndeş açıdan dolayı 80 derece dersem. Burada bir doğru açımız var. O halde T ile 80'in toplamı 180 olacak. Ben yani T'yi bulabilmek için 80'den 80'i çıkartırım. Ve T'nin değeri 100 derecedir deriz gençler. T'yi 100 derece olarak yazmış olalım. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen D ile E paralel doğruna göre bilinmeyeni istiyor. Başta i̇şte bakın burada doğrunu görmek istiyorum. M harfine benziyor. M harfine gelse içeride kalan açılarımızın toplamı dışlardaki açıya eşittir. Yani X'in değeri 66 artı 32'dir. Yani X'in değeri 66 ile 32'yi toplarsam 98 derecedir. Evet. B'de gençler yine burada M kuralını uygulamak için burada gençler bakın ters açıdan dolayı buraya 48 derece diyorum. Aynı şekilde ters açıdan dolayı bu iki açı birbirine eşittir ve 38 derecedir. M kuralını uygulayacak olursak G'nin değerim 48 derece ile 38 derecenin toplama eşittir. E buradan 48 ile 38 toplarsak 86 derece olur. G'nin değeri diyoruz. Evet. Tabii gençler bu sorularda birden fazla yol adı düşünebiliriz. İki tane yöntem göstereceğim. Birincisi bakın farklı bir kural gösterelim. E, şeklimiz üzerinden geçtiğimiz zaman gençler kalem ucu kuralıdır. Kalem ucunu kuralı gençler. Buradaki üç açının toplamı 3 açının toplamı 360 derecedir. O halde Z son, 120 ilk kuralımız gençler kalem ucunda yazalım veya bazı e, kitaplarda gelirse veya kaynaklarda roket kuralı dinliyor. Üç açımızın toplamı 360 derece dedik. 110 ile 120 topluyorum. Z artı evet, 230 eşittir. 360'dan evet, burada gerçekten 230'u diğer tarafa atarsam Z'nin değeri 160'dan 230'u çıkarıyoruz. Ve 130 derecedir ikinci bir yolla da göstereyim gençler. Şurayı temizleyelim. Evet, yine gençler burada ee, neyi kullanacağım? M kuranını kullanmak istiyorum. Burası gençler tamam 180 ise. Burada 100'ün varsa buraya 60 derece kalır. Tamamı 180 ise burası gençler 110 derece ise buraya 70 derece kalır. O halde kalem ucundan pardon özür dilerim. M kuranından gençler. Z'nin değeri 60 70 ile 70'in toplamıdır. Gördüğünüz gibi Z açısı 130 derecedir gençler. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. Şimdi gençler buradaki baktığımız zaman 36 ile buradaki açımız yöndeş açılardır. Ve biliyorsunuz yöndeş açılar birbirine eşitti. Yani x artı 12 eşittir. 36 diyorum. 12'yi karşı eksi 12 olarak gönderirsek X'in değeri 24 derece olur diyoruz. Burada neyi kullandım gençler? Göndeş açıyı kuralını kullandık. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, aşağıda verilen soruları cevaplayın istiyor. Gençler burada da zikzak kuralını uygulayacağım. Zikzak kuralı diye gösterelim. Zikzak kuralında sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşittir. Yani gençler baktığımız zaman sağa bakıyor, sola bakıyor. Bir sağ bir sol şeklinde düşünüyoruz. Sağa baktı, sola baktı, sağa baktı. Hadi gençler. Sola bakanlar 80 ile 63. Sağa bakanlar 52, 61 ve T. Buradan gençler. 80 ile 63 143. 52 ile 61 topluyorum. 2 bir daha 3. 6 daha 11. D'yi bulabilmek için bunu karşıya eksi olarak gönderirsem Gördüğünüz gibi T'nin değeri 143'ten 113 çıkartırsak eşittir 30 derece olur diyoruz. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, B'deki sorumuza gençler burada e, karşı durumlu açılardan yani U kuralından faydalanmak istiyorum. Gençler bu iki açının toplamı 180'dir halde 3x artı 2x artı 10 eşittir 180 derece. 3x ile 2x toplarsak 5x. E onu karşı eksi olarak gönderirsem gençler 5x 170 derecedir. Eşitliğimizi 5 ile sadeleştirirsek 5'ler gider x kaldı. 170'i 5'e bölersem de 34 derece olur. x'in değeri diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Evet, BA ışını CD ışını ne paraleldir diyor gençler. Bakın CD burada BA burada. CE açı olduğuna göre gençler. Zaten noktalardan bunun eşit olduğunu gördüm. Bizden ECD açısını istiyor. ECD yani buradaki tek açı istiyor. Gençler bakın şöyle bir büyük bir Z kuralından dolayı bu iki açının toplamı 126 derecedir. Normalde bunlar birbirine eşitse ben 126'yı 2'ye bölecek olursam bizden istenen açının ölçüsü 63 derecedir diyoruz. Evet, ECD açısının ölçüsünü. Yani sadece burası gençler 63 derece olur diyoruz. Evet. BA ışını DE ışına paralel olduğuna göre BCD açını istiyor. Sevgili gençler burada da biz birden fazla yolla sorularımızı çözebiliriz. Şimdi bunları gençler üçüncü bir paralel çizelim buradaki U kurallarını uygulayalım. Yani BC'de yani şuradaki açı istiyor. Burası gençler bakın. Buradaki açı ile buradaki açı karşı durumlu açılardır ve toplamda 180'dir. Ben yani 180'den 130'u çıkartırsam buradaki açımız 50 derecedir. Aynı şekilde gençler şu iki açımız evet, toplamda 180 olacak. Hadi ben 180'den 140'ı çıkartırsam Buraya 40 derece kalır. Şimdi ben buraya x dersem. Burada bir doğru açı var. Yani üçünün toplamı 50, 40 ve x'in toplamı doğru açı yani 180 derece eşittir. Yani 50, 40 daha 90 yapar. 90 artı x 80 derece ise x'in değeri 180 eksi 90 olur. Buradan da x'in değeri 90 derece olur diyoruz. Bir sonraki sorumuzda gençler yine üçüncü bir paralel çizmek istiyorum. Bakın şöyle bir paralel çizelim. Gençler öncelikle şu küçük paralele baktığımız açımızın buradaki ile açı buradaki açı eğer A dersem gençler ikisi karşı durumlu açılardır ve toplamları 180 derecedir. A artı 150 80 derece ise buradan A'nın değeri 150'yi karşıya gönderiyorum. 80 eksi 150'den 30 derecedir. Bakın burası 30 derece. BCD e, açısını istedi. BCD. E, bakın ben buradaki açı istiyorum. Sevgili gençler şöyle kalemi değiştirerek şöyle büyük bir U görelim. Şu iki açı bakın buradaki açının tamamıyla bunun toplamı 180 olacak. Ben 180'den 70'i e çıkartırsam yukarıdaki açımız aslında 110 derecedir. Kırmızı ile gösterdiğimiz açı. Bizden istenen BCD'yi bulabilmek için 110 dereceden buradaki 30 dereceyi çıkartırım. Ve sorumuzun yanıtını 80 derece olarak veririz gençler. BA ışını DE ışına paralel olduğuna göre BCD, BCD bizden buradaki açı istiyor gençler. Yine gençler, şöyle hemen bir doğru parçası alalım, uzatarak gençler. Ben bu sefer de ne yapacağım? M kuralını uygulamak istiyorum. Burası 130 derece ise, tamamı 180'di. 180'den 130'u çıkartırsam, et buradaki açımız 50 derecedir. Şimdi bu BCD açısını bulmak için gençler, bakın burada M kuralı olarak uygularsak, Hadi BCD açısının ölçüsü. Da içeride kalan bu iki açının toplamına eşitti yani 60 artı 50 olur. Buradan da sorumuzun yanıtı 110 derecedir. Devam ediyorum G'deki sorumuza yine b A, ışını E'ye paralel diyor gençler ve EDCyi istiyor Yine buradan üçüncü bir paralel çizelim E EDC e, açısı bakın burası. Önceki gençler şöyle büyük bir u kuralından Buradaki açının tamamını bulacağım. Buradaki açımızın tamamı 180'den 130'u çıkartırız. 50 derecedir bu açının tamamı. Gençler zaten burada 20 olduğuna göre burası 50 eksi 20'den 30 derecedir. Bakın şuradaki açımız burası 30 derece. EDC için sevgili gençler. Yine bir küçük bir o kuralı görelim. O halde ben edc açısını bulabilmek için buraya x dersem x 180 olacak diyorum. x artı 30 eşittir 180 ise x'in değeri 180'den 30'u çıkartırsak 150 derecedir. Zaten bizden bunu istemişti. O halde sorumuzun yanıtı 150 derecedir diyelim. Evet. BA ışını DDY o da EF'ye paralel gençler. 3 açının birbirine paralel. E, E, B açısı. E, e B, Bakın buradaki açı istiyor. Sevgili gençler. Öncelikle şuradaki küçük bir U kuranı görelim. Bu ikisinin toplamı. 8'de buranın toplamı 180 olacak. Hadi yani ben 180'den 148'i çıkartırsam 32 derece olur bu açımız. Gençler bakın burada açı ortayı olduğu için burası da 32 derecedir. Yani buradaki açımızın tamamı yani i̇şte bu ikisinin tamamı 2 iki tane 32'den 64 derecedir. Arkadaşlar i̇şte büyük U kuralından BEB açısı evet bunu bulabilmek için büyük U kuralına gençler toplamları 180'de. Yani ben buraya X dersem X ile 64'ün toplamı 180 derecedir. Buradan X'in değeri 180'den 64'ü çıkartırız. X'in değeri 116 derece olur diyoruz. FEB e, açısına gençler. Aynı zamanda şöyle FEB açısı olduğunu da gösterelim. Buradaki açımız 16 derece oldu diyoruz. Bu sorumuza gençler BA ışını EG ışına paralel olduğuna göre X kaçtır diye soruyor. Sevgili gençler buradan hemen şöyle doğru parçalarını uzattığımızı düşünelim yine bir M kuralı uygulamak istiyorum. Gençler bakın burası 40 derece ise aynen burası 40 derecedir. Burası 60 ise burası 60'dır. M kuralında evet, içeride kalan açılarımız gençler 40 ile 60'ın toplamı buradaki açı eşittir. 4x artı 20 eşittir. 40 artı 60 olsun. Gerçekten gençler 4x artı 20 100 derece ise 20'yi karşı eksi 20 olarak gönderiyorum. Buradan da 4x'in değeri 80 derecedir. İki tarafı 4'e bölersek x 20 derecedir gençler. Yani x'in 20 derece olduğunu görüyoruz. Son sorumuzda gençler b, e, f'ye paraleldir demiş. bd ile ed'de açı ortay. Olduğuna göre b, d, e açısı. b, d, e ben de bu açı istiyor. Arkadaşlar bakın bu aynı olan açılara A, A, B, B dersem Buradaki U'ya bakalım yani. Büyük U'ya bakıyoruz. Şu içeride kalan iki açımızın toplamı yani. Dışlardaki açı eşit. Bir tane A ile bir tane B'nin toplamı 140 derece. Arkadaşlar bakın buradaki açıyı yani D açısını bulabilmek için benim aslında şöyle gösterelim. Buradaki M'ye M, ye, M ye ihtiyacım var. Bunun için de gençler bir tane A ile bir tane B'nin toplamı yetiyor. O halde 2 A ile 2 B 140 derece ise 1 A ile 1 B'nin toplamı gençler 140'in yarısı 70 derecedir. Aynı zamanda bu gençler bizim için bakın buradaki açımızdır. Yani BDE açısının ölçüsü 70 derece olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.